Tarsus Üniversitesi'nde okunur mu? Tarsus Üniversitesi hakkında merak ettiğiniz tüm soruları bulabileceğiniz videoya hoş geldiniz. Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer beni bu videoda ilk defa görüyorsanız ben dil ve konuşma terapisti Alperen. Benim adım Alperen. YouTube kanalı. Öyle bir şey yok da şimdi kanalımda birçok şeyi bulabilirsiniz. Gelin, eğlenin, abone olun ama lütfen. Tarsus Üniversitesi 2018 yılında kurulan ve Mersin'in Tarsus ilçesinde yer alan genç ve dinamik bir eğitim kurumudur. Üniversite geniş bir yelpazede lisans ve lisansüstü programlar sunarak öğrencilerine kaliteli bir eğitim fırsatı sağlar. Fakülteleri arasında ekonomi ve idari bilimler, insan ve toplum bilimleri, havacılık ve uzay bilimleri, teknoloji, mühendislik, uygulamalı bilimler ve sağlık bilimleri gibi fakülteler yer alır. Ayrıca üniversite bünyesinde çeşitli meslek yüksekokulları ve yabancı diller bölümü de yer almaktadır. Tarsus'un tarihi ve kültürel zenginlikleri sayesinde öğrenciler ders dışı zamanları verimli bir şekilde değerlendirebilirler. Ayrıca üniversitenin öğrencilere sunduğu burs olanakları ve çift anadal programları öğrenci yaşamını zenginleştirir. Tarsus'ta öğrenciler için yapılabilecek etkinlikleri ve aktiviteleri maddelemek gerekirse 1. Tarihi ve kültürel geziler. Tarsus, Kleopatra Kapısı, 40 Aşık Bedesteni gibi tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dolu bir şehir. Öğrenciler bu mekanları ziyaret ederek tarihi ve kültür hakkında bilgi sahibi olabilir. Doğa aktiviteleri. Tarsus Şelalesi gibi doğal güzelliklerde piknik yapabilir, doğa yürüyüşlerine katılabilirsiniz. Spor aktiviteleri. Kampüs içinde ve şehirde çeşitli spor olanakları bulunmakta. Öğrenciler futbol, basketbol, voleybol, handbol gibi sporlarla ilgilenebilirler. Sosyal ve kültürel etkinlikler. Tarsus Üniversitesi'nde öğrenci kulüpleri ve toplulukları tarafından düzenlenen etkinliklere katılabilir. Bu etkinliklerle kişisel gelişim ve sosyal bağlar kurmak konusunda deneyim kazanabilirsiniz. Alışveriş ve yemek. Tarsus'un yerel pazarlarından alışveriş yapabilir, Türk mutfağının lezzetlerini deneyebilirsiniz. Dil değişim programları. Tarsus Üniversitesi'nde yer alan Erasmus projeleriyle farklı ülkelere gidip kendinizi geliştirebilirsiniz. Şimdi de Tarsus Üniversitesi'ni Tarsus Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerden dinlemenizi isterim. Kendinizi tanıtır mısınız? Merhaba, ben Zahide. Tarsus Üniversitesi'nde dil ve konuşma terapisi 2. sınıf öğrencisiyim. Ben Kevser Dolu. Mersin Tarsus Üniversitesi'nde dil ve konuşma terapisi bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Neden dil ve konuşma terapisi bölümünü tercih ettin? Tercih sürecinden birazcık bahseder misin? Ben YKS senemde eczacılık istiyordum. Sınav sonrası sıralamam yetmedi ve ben de farklı meslekleri araştırmaya başladım. Farklı mesleklerden birçok kişiyle konuştum ama hiçbir içime sinmedi. Daha sonra bir arkadaşım dil ve konuşma terapisi bölümünden bahsetti. Ben de araştırmaya başladım. Dil ve konuşma terapisi bir arkadaşla konuştum. Ondan sonra o da bölüm hakkında çok iyi şeyler söyledi ve ben de araştırınca gördüm. Mezun sayısı çok az, açık çok fazla, iş bulma oranı çok yüksek, maddi manevi durum çok fazla. Aynı zamanda sağlık alanı istiyordum ve bu yüzden içime sindi, tercih ettim. İyi ki etmişim. Benim dil ve konuşma terapisi bölümünü tercih etme sebebim sıralamama en uygun, en nitelikli bölüm olması. Ben dil ve konuşma terapisi bölümüyle süreçte tanıştım. Yola dil ve konuşma terapisi bölümünü okumak üzere çıkmadım. Sıralamalar açıklandıktan sonra kapsamlı bir araştırma yapıp kendime en uygun, en nitelikli bölümün dil ve konuşma terapisi olduğuna karar verdim. Peki neden Tarsus Üniversitesi'ni tercih ettin? Benim Tarsus Üniversitesi'ni seçme sebebim DKT bölümü, Türkiye'de yeni açılan bir bölüm ve Türkiye'de sadece 24 tane üniversitede var. Bu 24 tane üniversitenin 14 tanesi vakıf. Ben vakıf üniversitesini tercih etmediğim için seçeneklerim bir hayli azaldı. Kalan üniversitelerden sıralamama uygun ve öğretmen kadrosunu da göz önünde bulundurarak en uygun üniversitenin Tarsus Üniversitesi olduğunu düşündüm. Tarsus Üniversitesi'ni seçmemin aslında özel bir sebebi yok.
bulunduğum şehire yakınlığı tercihimi de etki etti. Aynı zamanda o üniversitedeki kişilerle konuşunca akademik kadrosunun çok iyi olduğunu öğrendim. Derslerin içeriği ve zorluk durumu nedir? Dersin içeriğine ve zorluğuna gelirsek de birinci ve ikinci yıl çoğunlukla giriş dersleri ve teorik dersler. Üçüncü ve dördüncü yıl ise uygulamalı dersler, stajlar başlıyor, mesleğe yönelik dersler yoğunlaşıyor. Zorluğuna gelirsek de ben birinci yıl pek zorlanmadım ama ikinci yıl aynı şeyi söyleyebilir miyim bilmiyorum. Sınavlara ve derslere gereken zamanı ayırınca pek sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Dersler biyoloji ve fizik ağırlıklı. Ben ikinci sınıfa yeni geçiş yaptığım için size birinci sınıf dersleri hakkında bilgi verebilirim. Gördüğümüz dersler fizyoloji, anatomi, dil ve konuşmanın nöroanatomisi ve nörofizyolojisi, psikoloji, temel ses fiziği, işitme bilimine giriş, dil ve konuşma bozukluklarına giriş tarzında derslere giriş mahiyetindeydi. Derslerin zorluğu ise derslere zamanında çalışıp dersi iyi dinleyince yapılabilecek bir bölüm. Ama bizim bölüm multidisipliner bir bölüm olduğu için ve sürekli yeni makaleler, yeni bilgiler olduğu için sürekli bir araştırma halinde olmamız gerekiyor. Bölümündeki kız erkek oranı nedir? Bölümde yoğunluklu olarak kız öğrenciler var. Bizim dönemimizde 27 kız, 6 erkek varken bir üst dönemimizde 17 kız, 3 erkek var diye hatırlıyorum. Tarsus Üniversitesi'nde okumanın ayrıcalığı nedir? Tarsus Üniversitesi'nin eğitim konumu, tarihi ve kültürel birçok ayrıcalığı var aslında. Eğitim olarak ülke çapında ün yapmış, çok başarılı hocalarımız bize ders vermekte DKT adına ve gerçekten her zaman bize destek oluyorlar, istek ve önerilerimizi açıklar. Konum olarak Tarsus, Adana ve Mersin gibi iki büyük şehir arasında bulunuyor ve bu iki büyük şehre de ulaşım oldukça kolay. Tarihi ve kültürel açıdan çok zengin. Gezip görecek çok yer var, aktivite yapılacak çok yer var Adana ve Mersin'de. Tarsus Üniversitesi'nin ayrıcalıkları, öğretmen kadrosu ve sıcak bir ortamının oluşu. Rektörümüzü de bir ayrı seviyorum. Bahçede öğrencilerle sohbet ederken, onların sorunlarını dinlerken, isteklerini ve ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran bir rektörümüz var. Birazcık da fakülte yerleşim yerinizden ve imkanlarından bahseder misiniz? Üniversitemizin konumu hakkında ne yazık ki pek iç açıcı bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü gerçekten üniversite çok yeni ve kendini geliştirmeye çalışıyor. Kısaca üniversitemiz daha başında diyebilirim ve etrafında sosyalleşecek, aktivite yapacak herhangi bir yer bulunmuyor. Kampüs ortamı da yok. Biz direkt derse girip çıkıyoruz. Üniversitede pek bir zaman geçirmiyoruz yani. Açıkçası fakülte yerleşim yeri merkezden uzak ve sosyalleşmeye uygun değil. Kampüs ortamımız da gelişmiş bir kampüs değil. Sosyalleşmek için kendi arkadaşlarınızla planlar dahilinde gezip eğlenebilirsiniz. Biliyorsunuz ki üniversitede konaklama çok kıymetli. Peki sizler yurt, ev, apart konusunda bize nelerden bahsedebilirsiniz? 3 kız, 3 erkek KYK yurdu bulunuyor ve geçen yıl birkaç tane daha yapacağız söyleniyordu. Ama şu an bir fikrim yok. Ne yazık ki KYK yurtlarının hiçbiri üniversite içerisinde değil, hepsi üniversite dışındalar. Bir tane de bildiğim kadarıyla özel yurt var. Ev kiraları da makul düzeyde ama diğer üniversitelere oranla KYK yurt kapasitesi daha geniş ve pek öğrenci açıkta kalmıyor. Ben KYK yurdunda kalıyorum. Tarsus'ta 3 blok kız yurdu, 3 blok erkek yurdu var. Kız yurtlarından A ve B blok, erkek yurdundan A blok okula yakın bir konumda. Erkek yurdu B blok ise çarşı konumunda. C bloklar ise okula uzak bir konumda, otogara yakın bir konumda. C bloğun şöyle bir avantajı var, klimalar var. A ve B bloklarda klimalar yok. Ev ve apart fiyatları ise çok uçuk bir fiyatta olduklarını düşünmüyorum. Makul bir fiyattadır. Peki şu an tercih dönemindeki arkadaşlar neden Tarsus Üniversitesi'ni tercih etmeliler? Üniversitemizin fikirlere açık, gelişen bir üniversite olması, öğretmen kadromuzun niteliği, Mersin'in güzel ve turistik bir şehir olması, ulaşımının uygun olması, sonrasında Tarsus'un tarihi zenginliği, bir de üniversitede herhangi bir sorun olduğunda öğrenci işlerine kolaylıkla ulaşabilmemiz,
öğretmenlerimizle, randevu sistemiyle herhangi bir şeyi danışmak, oturup sohbet etmenin kolay olması üniversiteyi tercih etme sebeplerim arasında. Ters Üniversitesi eğitim olarak çok iyi DKT adına ve dediğim gibi konum olarak da iyi. Üniversitemiz ve rektörümüz öğrenciye çok değer veriyor. Öğrenciler istek yönlerini açık bir şekilde dile getirebiliyorlar ve sonuç alabiliyorlar. Üniversitemiz gerçekten gelişime çok açık. Kendini çok çabuk geliştiriyor, çok çabuk ilerliyor. Mesleğin geleceği hakkında düşüncelerin neler? Mesleğin geleceği şu an birçok mesleğe göre gerçekten çok parlak. Ve birçok iş imkanı var. Açık çok fazla, mezun sayısı çok az. Bu yüzden mezun olan kişiler istediği yönde ilerleyebiliyorlar. İsteyen yüksek lisans yapıp akademisyen oluyor. İsteyen klinik açabiliyor, isteyen hastaneye atanabiliyor ya da rehabilitasyon merkezinde çalışabiliyorlar. Bu yüzden ilgi alanlarına göre seçebiliyorlar. Ve bu açığın kapanmasının zaman alacağını düşünüyorum. Meslek TÜİK verilerinin açıkladığı gibi en hızlı İş bulan meslekler arasında ilk sırada ve şu an Türkiye'de dil ve konuşma terapisine fazlasıyla ihtiyaç var. Yeni yeni üniversiteler açılıyor. Bu yeni üniversitelerde akademisyen açığı var. Yüksek lisans yapıp akademisyen olabiliriz. Mesleğimizin çok fazla iş alanı var. Kendimizi geliştirdikten sonra çok güzel yerlerde olabileceğimize inanıyorum. Ve son olarak tercih yapacak arkadaşlara tavsiyede bulunur musunuz? Tercih yapacaklara tavsiyem gerçekten çok iyi araştırmaları. Çünkü meslek seçimi çok önemli. Hayat boyu yapacakları işi belirliyor. Ve ilgi alanlarına yönelmelerini tavsiye ederim. Üniversite seçimi de tabii ki de çok önemli ama benim için her zaman ikinci plandaydı. Herkese başarılar dilerim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tercih sürecindeki arkadaşlara şu şekilde tavsiye verebilirim. Kendi ilgi alanlarınızı ve karakter özelliklerinizi göz önünde bulundurarak meslek seçimi yapmalısınız. Dil ve konuşma terapisi bölümü için sabırlı olmak, empati duygusuna sahip olmak ve bir o kadar da araştırma ruhuna sahip olmak gerekiyor. Tabii meslek seçiminde sadece bunlar değil, ileriki çalışma şartları, maddi manevi sizi tatmin ediyor mu? Bunları da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Bizleri izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer Tarsus Üniversitesi hakkında merak ettiğiniz sorular varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Dil ve konuşma terapisi hakkındaki diğer videolarımı izlemek için de yukarıya tıklayabilirsiniz. Tercih döneminde başarılar.